Efendim, okunan Hamim, Câsiye Sûresi'nin 1. sayfası okundu, o 13. ayete kadar. Hurufu mukaddâlar vardır. Elif, lâm, mîm, hâmîm vesaire. Bu 9 surede başında bu harfler vardır. Bu harfler Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna inanmayanları meydana okumak için bazı surelerin başlarına getirilmiştir. Yani işte bu Kur'an-ı Kerim bu harflerden meydana gelmiştir. Yani toplanın bir Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini meydana getirin. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bütün ins ve cin topluluğu birleşin bir benzerini meydana getirin. Eğer kabul etmiyorsunuz Allah'ın kelamı olduğunu. Buna hiç cevap gelmedi. Edebiyat fuarları yapılırdı. Kur'an ayetleri ince, edebiyat fuarları kapandı, sıfırlandı. Şairler birleşip bir benzerini yazalım diye bir teşebbüs etmediler. Sadece rahatları bozuldu. Ondan istemediler. Niye rahatları bozuldu? Anin nebi lazım bir ahiret haberi geldi. Daha bir ahiret haberi yoktu. İstekli gibi tem planında yaşıyorlardı. Sonra Cenab-ı Hak daha da kısalttı. 10 sure meydana getirin dedi o zaman dedi. Yani bir şüpheniz varsa, bir deneyin kendinizi. Onda bir cevap gelmedi, bir tek sure meydana getirin. Onda bir cevap gelmedi. O zaman bir benzerini meydana getirin, onda bir cevap yok. Yani Kur'an-ı Kerim ilahi bir mucize. Rasûlullah Efendimiz buyuruyor ki, benim mucizem de Kur'an-ı Kerim'dir buyuruluyor. Diğer bir ifadede bu huruf-u mukatta dediğimiz bu harfler Cenab-ı Hak'la Resulullah Efendimiz arasında şifre. Bir sır. Sır insanlara açılmıyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor, benim bildiğimi bilseydiniz yemezdiniz, içmezdiniz. Çok ağlardınız, sahralara düşerdiniz. Belaları defin Allah'a yalvar yalvar olurdunuz. Çok yalvarırdınız. Ondan sonraki ayet, ikinci ayet Cenab-ı Hak tenzilü kitab minallahil azizil hakim. Kitap yani Kur'an-ı Kerim aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Cenab-ı Hak azizdir. Ona karşı gelen herkes mağlup olacak. Cenab-ı Hak nurunu tamamlayacak. Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim devam edecek. Bu hizmete vasıta olanlara ne mutlu. Ve Allah'ın azabından kaçamayacaklardır. Hakimdir. Yani hikmeti halk eden Cenab-ı Hak, hikmetin ancak kendine yakın kullarına hikmeti ihsan ediyor. Hikmet akılla çözülecek bir hadise değil, kalple çözülecek hadise. Yani eşyanın, hadisatın, vukuatın sırrı tarafı olmuş oluyor. Hazreti Mevlana buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'i saf ve berrak kalple okuyabilirseniz ancak o zaman Kur'an-ı Kerim hikmet, ibret ve sırları sizin kalbinizde tecelli eder. Yani kat efla zekkâha okunan ayette ve şemde. Kat efla tezekkâ Âlâ suresinde. Demek ki ne kadar iç gönül temizliği varsa Kur'an-ı Kerim o kadar hikmet, sır ve hikmetleri, sırları okuyana açmış oluyor. Yani herkes aynı rahle başında oturuyor. Kalbinin durumuna göre Kur'an-ı Kerim ona tecelli ediyor. Yine Mevlana Hazretleri bu sır ve hikmet bakımından Kur'an-ı Kerim'in zahirini diyor bir okka mürekkeple yazmak mümkün diyor. Bak ihtiva ettiği sırları ifade sadedinde sahilsiz deryalar mürekkep yeryüzündeki bütün ağaçlarda kalem olsa yine kifayet etmez. Zira Cenab-ı Hak Kehf suresinin son ayetlerinde bunu bize bildiriyor. Ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, misli olsa yine Allah'ın kelimeleri bitmez. Onlar tükenir, yine Allah'ın kelimeleri bitmez. Nasıl ki çiçekler havaya muhtaç, suya muhtaç, toprağa muhtaç, ışığa muhtaçsa insan da tefekkürünü geliştirebilmesi için, bir tefekküründe bir derinlik kazanabilmesi için takvaya muhtaç. Takva nedir? Nefsane arzuları bertaraf etme, kalbi merhaleler kazanabilme,
kendimizi ilahi müşahedene, ilahi kameranın altında olduğumuz idrak halinde olabilmemiz. Cenab-ı Hak buyuruyor ve hüve mevküm eyne mevkümtün. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Bunun bir idrak haline gelebilmemiz. Takva bu. Yani nasıl bizim arkamızda bir kamera devamlı dolaştırsalar, her halimiz kameraya alınsa, biz nasıl aman insanlar ayıplar, beni bu halde görmese çok dikkatli davranırız. Fakat Cenab-ı Hak devamlı bütün mahlukatın insan, hayvan, nebatat, melek, cin vesaire, balıklar ne varsa hepsini aynı zamanda yanında. Çünkü zaman mekan yok. Cenab-ı Hak muhalefetün lil havadis yarattıklarına benzememe sırrı var. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim için zâlikel kitâbü lâ raybe fîhi hüden lil muttakîn, o kitap Kur'an-ı Kerim, onda asla asla şüphe yoktur. Hak kitabı olduğuna dair. O müttakiler için, takva sahipleri için Kur'an-ı Kerim bir rehberdir. Herkes için değil, takva sahipleri için bir rehber. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'den öyle bir şey indiriyoruz ki ve nunezzül minel Kur'an-ı mafi şifâin ve rahmetin lil müminîn. Kur'an-ı Kerim şifa ve rahmettir. Demek ki kalp terakki ne kadar kalp terakki ederse o kadar Kur'an-ı Kerim şifa ve rahmet olmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim'in kıraati mühim. Yaşanması mühim, emirler, nehiler. Bir de Kur'an ahlakıyla ahlaklanma. Onun için Kur'an-ı Kerim gerçek manada gözle okunduğu gibi kalple de okunacak. Eshâb-ı kirâm hep bunun derdindeydi. Bir ayet indiği zaman biz gökten bir sofra indi kabul ederdik. Nasıl Allah'ın rızasını tahsil edeceğiz? Onun gayreti içinde olurduk buyuruyor. Bir rivayet yine kalbin durumuna göre Hazreti Ali radıyallahu anh bir garip geliyor, bir fakir geliyor. Ya halife diyor. Ben de çok müşkül durumdayım diyor. Bir diyor fakirlikten, gariplikten bir çaresizim diyor. Ne olursun bana bir şeyler ver diyor. Beni kurtar diyor. O anda Hazreti Ali radıyallahu anh'ın verecek hiçbir şey yok. Şöyle bir kum alıyor, okuyor, üflüyor. Aç elini diyor, açıyor. Altın zerreleri akmaya başlıyor eline. Fakir seviniyor. Bayram yapıyor. Ali diyor, Allah razı olsun senden diyor. Artık ben bundan sonra fakirlikten kurtulacağım diyor. Ne olursun diyor, şu diyor okuduğunu bana öğret de ben de bu okuduğunu ben de okuyayım. Böyle daraldığım zaman onu okuyayım. Elimi böyle altın zerreleri gelsin, ben de selamete çıkayım diyor. Adam diyor, gel geç diyor, bu diyor başka bir iş diyor. Yok yok Ali diyor, ne olursun diyor, Allah aşkına ne okuduğunu söyle diyor. Fatiha'yı okudum diyor. Hemen sevinçle garip kumu alıyor, eline alıyor, işte Fatiha'yı okuyor, üflüyor, bir bakıyor yine kum taneleri düşüyor. Ali diyor, sen okudun diyor, altın tanesi oldu diyor. Ben okudum diyor, bir şey değişmedi diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, bu diyor, ağız ve kalp farkıdır diyor. Velhâsıl ne kadar kalp tezkiye olunursa, temizlenirse, kat eflâ men tezekkâ, o şekilde tecelliler değişmiş oluyor. Yine Cenâb-ı Hak, onlar Kur'an'ı incelenince düşünmezler mi? Yoksa kalplerinde kilit mi var, onların kalpleri yok mu buyuruyor. Nasıl Cenâb-ı Hakk'ın ilahi bir lütfu? Yine Cenâb-ı Hak buyuruyor Kur'an-ı Kerim için, şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok ayetler vardır. Demek ki Cenab-ı Hak peygamberleriyle yardım ediyor. Kitaplarla, suflarla yardım ediyor. Şu bizim ders gördüğümüz mektebi âlem, şu cihanla zerreden küreyi her şey ilahi azamet tecellisi. Yani gönül gözüyle okumak için beşeri takdim edilmiş ilahi bir mucize şu içinde yaşadığımız dünya. Cenab-ı Hak ilk ayet "Okra bismi rabbikellezî halak" buyuruyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku bu. Esas da tahsil bu. Resulullah Efendimiz 40 sene müşriklerin arasında yaşadı. Fakat Cenab-ı Hak beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti buyuruyor. Büyük bir zirve bir ahlaki vasıfla 40 sene yaşadı. Hatta o halk müşrik halk ona el-emin es-sadık dedi.
en doğru insan, en emin insan sensin dedi. Ondan sonra 40 yaşında peygamberlik geldi. Orada bu güzel ahlak üzerine akaid bildirildi. Aşağı yukarı 11,5 sene Mekke devrinde bu ahlak devamlı. Kalbin akaid, kalbin Cenab-ı Hakk'a yakın olması. Onun için Ashâb-ı Kirâm çilelerden geçti Mekke devrinde. Bu çilelere mukâvemet gösterdi. Yüksek bir akaid kalpte yerleşti. Medine devrinde ise namaz Mekke devrinin sonunda farz oldu. Hicretten 1,5 sene evvel. Mekke devrinde, Medine devrinde de ibadetler, muamelat, muaşeret, hak, hukuk ayetleri indi. Demek ki temelde ahlak, ettiğini muamele. Demek ki müminin en mühim şeyi ahlakının, Allah Resulü'nün ahlakının, Kur'an ahlakına benzeyebilmesi. Bu işte bir tefekkür ufku açılacak. Yaratan Rabbinin adıyla oku, esas tahsilde bu olmuş oluyor. Ve o kalpte hikmet çözülecek. Her şeyde bir hikmet, hikmetsiz hiçbir şey yok, abes yok kainatta. Sâd-ı Şirazi var, diyor ki o, ayıklar için diyor, hak dostları için diyor, tek bir yaprak insanı marifetullah'a götüren bir divandır. Fakat affedin, ahmaklar için diyor, bütün ağaçlar tek bir yaprak bile değildir buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak, kulları içinde ancak alimler Allah'tan gereği bir korkar buyuruyor. Demek ki ne oluyor? Ufuk açılıyor. Ufuk açıldıkça ilahi azamet karşısında ürperme artıyor. İbrahim aleyhisselam malıyla dost oldu. Canıyla dost oldu, evladıyla dost oldu. Fakat kıyamet günü yine bir ilahi azamet karşısında velâ tuhsine gömme gübasun diyor. Ya Rabbi diyor, insanları yarattığın gün o gün beni mahcup etme buyuruyor. Velhasıl insanda bu kainat bir dershane, burada tefekkür gelişecek. Kul bir derinlik kazanacak. Buyuruyor, men arefe nefse fakat arefe Rabbe. Yani Rabbine demek ki insan nefsini tanırsa, aziyetini tanırsa, hiçliğini tanırsa, abde aciz olduğunu tanırsa, tabi bu Cenab-ı Hakk'ın lütfunu idrak ettiği nisbette, o zaman Rabbini tanımaya başlıyor, aman ya Rabbi diyor.